Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün çok özel bir konuyu ele alacağız. Özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Kiminle? Meslektaşım, değerli büyüğüm Şükrü Kamber'le. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih. Kolay gelsin. Evet abi diyorum. Çünkü Şükrü abiyle bizim belki 20 yılı aşkın bir süredir bir dostluğumuz, Eyvallah. abi kardeşliğimiz var. sağlasın olasın. Kendisi bizim mesleki olarak da dua edenlerimizdendir. kendisini fikirlerini almak bizi de mutlu edecektir. Şükrü abi şunu soruyorum ben sana. Bugünkü konumuz şu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde belki de pek çoğu en az %50'si Türkiye'ye şartlar uygun olursa dönmek istiyorlar. Evet. Peki Türkiye'ye gitmek için dönmek için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hangi şartları sağlaması lazım? Şimdi tabii e, Almanya'da nasıl hayat şartları Avrupa'da ve Almanya'da zorlaştıysa Türkiye'de de kolay değil. Yani bir pandemi süreci geçirdik. Yukarıda Ukrayna Savaşı var. Aşağıda işte malum hepimiz üzen katliamlar var. Bir yandan Suriye'de pek çok karışıklık var. E, Dolayısıyla Türkiye'de hayat şartları gerçekten e, çok kolay değil. Bir kere birinci şart şu. Buraya gelen birisinin kiracı olmaması lazım. Hele de diyelim ki emeklilik maaşıyla yaşamayı düşünüyor ve başka bir gelir yoksa bir kere evinin kendisi kendine ait olması lazım. Kiracı olarak Türkiye'ye gelmek ciddi bir risk. Rakam verelim abi. Ya büyük şehirlerde hele çok daha büyük risk. Yani şimdi İstanbul'un en dandik yerlerinde bile söyleyeyim sana 20 binden aşağı kira yok. Çok az söyledim. En dandik diyorum. Normal yerlerinde zaten 30'lar, 40'lar, 50'ler. E şimdi emekli maaşı da Almanya'da dahi alsa belli yani rakamlar. E bugün bir evin Normal standart bir yaşam için 40-50 bin lira bir gelire ihtiyacı var. Üzerine de kiraya koyduğun zaman zaten bir şey geriye kalmıyor. O yüzden birinci şart, hani dünyada iman ahirette pardon ahirette iman dünyada mekan derler ya. Gelen Avrupa'da yaşayan dostlarımızın Türkiye'de bir kere mekanı kendisine ait olacak, evi kendisine alacak. Birinci şart bu. Onu yaparlarsa uygun bir ortamda emekli maaşlarıyla paşa paşa yaşayabilirler. Şimdi. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendileri daha iyi bileceklerdir. Artık eski Avrupa yok, eski Almanya yok, tırnak içerisinde söylüyorum, eski Almanca da yok. Vatandaşlarımız yaşamış oldukları ülkelerde kazanmış oldukları paralarla ya da emekli maaşları, aslında emekli maaşları da yetmiyor ama ucu ucuna geçiniyor ya da geçinemiyor. Eski nesil Türkiye'de, eski dediğim yanlış anlamasınlar, bizden büyükler diyelim. Türkiye'de bir ev sahibi olduysa onların çocukları çok şanslı. Şu anki ekonomik şartlar içerisinde yeni çalışan gençlerimizin Türkiye'de ev sahibi olması eskisi kadar kolay değil. Onun için olmazsa olmaz, Türkiye'ye dönüş için mutlaka ve mutlaka bir evimizin olması gerekiyor. Karı koca iki kişinin Türkiye'de ev olduktan sonra insanca yaşayabilmesi için minimum aylık 40 bin TL gelire ihtiyaç var bugünkü rakamlarla. Eğer eviniz yoksa Türkiye'ye dönmeyin. Eviniz var, 40 bin TL'niz aylık geliriniz yoksa yine dönmeyin. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya ben köyüme giderim. Arkadaşlar köy şehri kalmadı. Köyde hatta hayat daha pahalı pek çok yerde. Toprağınız vardır, ekin, biçin. Bu ayrı bir şey. Benim yine size önemli bir tavsiyem. Şimdi bazı izleyicilerimiz var. Sosyal medyada görüyorum. İşte Türkiye'ye dönmek isteyenleri tartıştıkları tartışıkları platformlar var. Facebook'ta çok yoğunlukta bu. Pişman olanları da görüyorum. Şunu yapın. Türkiye'ye kesin dönme kararı almadan önce gidin Türkiye'de bir 6 ay yaşayın. Yaşamış olduğunuz ülkede haklarınızı asla kaybetmeden. Çünkü Yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye gittiği zaman hep tatil kafasında. Yaşamak başka bir şey. Eşi, dostu, akrabayı bir görün. Yaşayacağınız yeri görün. Masrafları gerçekten görün. Ondan sonra karar verin. Diğer bir önemli konu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Şükrü abi, çoğu Türkiye'de bir ticaret yapmak istiyor. Biraz kenarda, kıyıda paraları var. Ama hepsi batırılıyor ya da dolandırılıyor. Ne diyorsun abi? Ticaret yapsınlar mı? Şimdi birinci şart şu. Kendi bilgisine hakim olmadığınız bu hiçbir işi yapmayın. Yani benim param var. Emme oğlum var, dayı oğlum var, arkadaşım var. O şu işi biliyor. Onunla şunu yaparım mantığıyla. Hiç kimse bir iş yapmasın. Türkiye'de ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki ticari ahlak bir sürü tabii ki düzgün insan var ama genel olarak bir de pandemi ve enflasyon sonrası biz de yaşıyoruz ticari ahlak konusunda en yakınlarımıza bile güvenmekten artık e, imtina ediyoruz. Yani bilmiyorsanız, başkasının bilgisine güvenerek, tekrar altını çizerek söylüyorum. Başkasının bilgisine güvenerek kardeşiniz dahi olsa ki onlarla daha tehlikeli çünkü kardeşinizle, akrabanızla aranız bozuluyor sonra. Yabancı birisiyle bozulduğu zaman bir daha adamı görmeyebilirsiniz ama en yakınınızdaki insanlarla e, ilişki bozulduğu zaman bu insanın sosyal hayatına, akrabalıklarına, çoluğuna, çocuğuna sirayet eden ve sürekli hayatında var olan bir probleme dönüşüyor. Tekrar söylüyorum bilmediğiniz konusunda başkasının bilgisine güvenerek ticari iş yapmaya gelmeyin bir. İkincisi ne yazık ki yine üzülerek söylüyorum hepimizin etrafında gurbetçi dostlarımız var, akrabalarımızın arasında olan var, köyümüzde yaşadığımız yerlerde insanlar var. Türkiye'deki insanların büyük bir çoğunluğu da tabi e, tabii sizin oradaki giderlerinizi hesaplamadıkları için hemen buradan dolar euro çeviriyorlar, A, 2000 euro alıyorsa o 80-90 bin lira. Herkes böyle bir gurbetçi vatandaşımızı çok zengin kabul edip ne yazık ki biraz da istisnalar söylemiyorum genel yaklaşım e, yolunacak tavuk gibi bakıyorlar ne yazık ki. Çok öz, öz, bunları üzülerek söylüyorum bunları dile getirirken de gerçekten utanıyorum ama ülkenin gerçekleri bu. Ee, Fatih Bey'in söylediği çok önemli. Bir yere tatil için gidip de lay lay long günler geçirmek ile orada fiilen yaşamak ve ticari veya başka sosyal hayata eklenmemek başka şeyler. Sosyal hayata eklenmemek konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama eğer e, ticari işlerde gardınızı lütfen alın. Size söylenen her şeye kesinlikle inanmayın. Yüzde yüz bilgiye hakim olmadan ticaret yapmayın. Nokta. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef Türkiye'de eskidi. Hani Almanya eski Almanya değil diyoruz ya da Avrupa, Amerika, Kanada vesaire. Türkiye'de eski Türkiye değil. Maalesef yine değerli izleyicilerimiz ahlak sorunu var. Ticari ahlak sorunu var. Şükrü Bey az önce kısmen evet. bahsetti. Üzülerek anlatıyoruz. Bizim ana vatanımız. Başka bir vatanımız yok. Bizim kendi ülkemiz ama bunlar da gerçek. Türkiye'ye dönme kararı alacak olan vatandaşlarımızın bu dakikaya kadar anlatmış olduklarımızı önemsemesi kendi faydalarına olur. Çünkü Öyle şeyler var ki artık geriye dönüşü çok zor oluyor. Pişman olanlar çok var, mutlu olanlar da var. Şartlarını sağlayanlar bana göre dönmelidir. Yani bu kadar eğer şartları sağlıyorsanız özellikle ekonomik şartları mutlaka ama mutlaka dönün. 6 ay kalırsınız, gidersiniz, gelirseniz vesaire. Ama benim Nihat tavsiye tavsiyelerim önce bir 6 ay kalın. Şunu söyleyeyim. Tabii burada söylerken Türkiye harika bir ülke. Yani biz bu ülkede yaşamaktan, bunun vatandaş olmaktan çok mutluyuz. Ama hani e, romantik duygular başka bir de hayatın gerçekleri başka. Kesinlikle imkanı olan Türkiye'ye dönsün. Yani Almanya tabii orada yaşıyorsunuz da dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Her şeyin olduğu bir ülkeden. Burada dönmek güzel. Sadece dönerken e, çok böyle romantik duygularla, aşırı milliyetçi duygularla kendinizi kaptırıp yanlış kararlar vermemenizi biz tavsiye için bunları söylüyoruz. Yoksa bu söylediklerimizden Türkiye'ye gelmeyin falan gibi bir anlam çıkarılmamalı. Sadece istenmeyen sonuçlar olmaması için hesabınızı, kitabınızı doğru yapmanız lazım. Kendi bilginize güvenerek bir işe gireceksiniz bir yatırım yapacaksınız bir şey yapacaksanız iyice araştırma yapmayın. Etrafınızdakilerin sözüne, onların bilgisine güvenerek de ticari bir işe girmeyin derim tekrar. Evet değerli izleyicilerimiz özellikle şu konuda da altını çizerek bitireceğiz. Türkiye'de bir eviniz olsun. İmkanlarınızı zorlayın, bir adım atın, bu çok çok önemli bir nokta çünkü bundan sonra sizin çocuklarınız da sizin de Türkiye olan bağınızı güçlendiren bir şey yani kendi eviniz olunca daha rahat gider gelirsiniz. Bu da önemli. Şükrü abi Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz umarız hoş bir sohbet oldu sizler için de e, mutlaka sizler için de. Sizler için de umarım faydalı olmuşuzdur. Gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.